Anne babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı, çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle, tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, bir el leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. Bir ses duydum. Sela sesiydi. Hayırdır dedim, hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzüydü gibi uçtukları yer. Beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarımda kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. 30 kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım baba. O makam senin namusun döremez. Ben gelene kadar namusun koru. Gerekirse o vatan haini vur. Vazifenin sonunda şahadet davar hemen. Ben gelene kadar namusun koru. Gerekirse o vatan haini vur. Vazifenin sonunda şahadet davar hemen. Hakkını bedel et. Paşam şahadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi. Rüya değildi bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku eğildi etrafa. Sanki bir şey oldu. Bir şey oldu. Sanki ellerim, omuzlarım çelikten diye. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Hazırlanıp bahçeye çıktım. Havinin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz diye. Biraz sınır karşısında duran çakallar gibiydiler. Engellemeye çalıştım durmadan. Silahımı çekip baş şahini alnından vurdum. Yine kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan, sela sesi, gökleri yırtan muhteşem bir koku. Gül mü, leylak mı, içime eylem. Üçükür köylüm gökyüzü, masmavi, bulutsuz ve sessiz. Ve sessizlik. İçimde huzur. Gökyüzündeyim. Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba. Uçuyorum ve onlardan hızlıyım. Meğer ben şehit olmuşum baba. Baba yalnız değilim burada. Yine ordudayım. Şehitler ordusunda. Baba ne oldu biliyor musun? Peygamber anılarımızdan öptü. Şehitleri dedi ki, tebrik edin kardeşinizi. Bunlar benim garip şehitlerimdir. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Onlar kardeş bildikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı. Ama bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlarsa kendi tanklarının altında ezildi. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Onlar kendi uçaklarından asla...